Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma beğenerek, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Umut Taşdelen, Altın Kangal YouTube kanalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Bugün tekrar muhabbetimize Serkan kardeşimle devam edeceğiz. Sorusu olan arkadaşlarımız yine sorularını sorabilir. Yorumlara yazarak elimizden geldiği kadar yazılan yorumdaki sorulara cevaplar vereceğiz. Arkadaşlar, cümleten merhabalar. Şimdi yakalamışken yayını devam ettirelim istedim. Daha önceden biz sosyal medyayı sonradan kullanmaya, hani aktif olmaya YouTube'da en azından başladık. Daha önceden hani YouTube'da üreticilerin bazı tartışmaları var. Ben de Sivas'ın Altınyayır ilçesindeyim arkadaşlar. Umut'la çocukluk arkadaşıyım. Bilenler bilir, bilmeyenler için söylüyorum. Yani Kangal köpeğini hep bir hevesimiz, merakımız vardı. Evet. Yani sen de biliyorsun, çocuk yaştayken o Mehmet Ağa'nın eski mezgit denilen köpeklerinden de. Birçok ona benzer hikayeler. Ben de oldu mesela o köpeklerden. Merakım olduğu için besledim. Sen biliyorsun o köpeği. Evet. Burnu çakal bir köpek. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu bölgede sadece kangallar vardı mı? Yani var mıydı? Tabii mesela şöyle diyeyim. Hani ben bu işle ilgilendiğim için bu işi bayağı araştırarak veya bu işi yaşayarak gördüm yani. Hani eski tarihteki fotoğrafları gözlemliyorum. Anlatılan hikayeleri gözlemliyorum vesaire. Bunları birleştirip bir yola çıkıyorum. Önceden mesela hep buralarda kangal köpeği varmış. Anadolu çoban köpeği zaten sonradan çıkan bir ırk. Irk da değil de yani. Da değil diyecek yani. Bir şey bulamıyoruz. Tescillenmiş veya işte üstünde bilimsel olarak çalışılmış bir ırk falan değil. Ama bu diyecek başka bir şey bulamıyoruz. Yani kangal deyip. Kangal değil. Hani kangal değil aslında da. Aslında o köpekler de kangal. Bak ben hani fikrimi de söyleyeyim burada. Mesela Anadolu çoban köpeklerinin neredeyse yani belki tamamının kanında safkanlık var. Tabii özellikle mesela bu basarları, işte tüy yapısı, işte gözleri vesaire birçok köpeğin ki tamamen %100 safkan. Yani mesela fenotip diyoruz değil mi? Tabii yani aynen. Dış görüntüsüne. Aynen. Fenotipi kangal olan birçok çoban köpeği isminde adlandırılmış köpekler var. Bunların zaten %80 dediğin gibi hatta bazen %90'lara kadar çıktığı bile olabiliyor. Mesela bazı köpekler var. Baktığın zaman %100 orijinal kangal diyebilecek insanlar var. Ama değil tabii çok detaya girdiğin zaman. Bu ne diyor? %90 yani kangal kanı var. Anadolu çoban köpeklerinde yani. Öyle bir ırk olmadığı için kangal köpeklerinden tamamen elde edilmiş bir köpektir bunlar. Arkadaşlar bilimsel bir şey söyleyeceğim size. Ben bunu daha önce de araştırdım. Şimdi Kangal herhalde Ankara'da bir Kangal Derneği yapmıştı bu araştırmayı. İsmini de hatırlamıyorum. Safkanlardan kan örneği aldırıp DNA testi için yurt dışına göndermişler. Evet. Dino muydu neydi? Bir kurt ırkı var. Dino'dan sonra dünyadaki en saf DNA testi, en saf kangal köpeği. Bozulmamış. Yani. Saf ama bu saflık da doğallıkla birleşmiş. Nasıl doğallıkla birleşmiş? Eskiden buralarda iletişim yoktu. Yani tabii sosyal medya, Facebook vesaire işte bunun gibi yol birçok. Yol yok, bir şey yok. Şu an 30 yaşından fazla olup da yaşayan herkes, yani 30 yıl önceki Sivas'ın veya Türkiye nasıl bilmiyorum ama ben Sivas'ın. Hani Sivas'ın durumu belliydi. Gelen giden çok olmaz. Köpeklerle çok hani haşır neşir olmazdı. Olunmaz. Yani burada da zaten öncelere köpekle uğraşan adam da pek sevilmezdi. Sevilmez. Bu yüzden hani iletişim yok dediğin gibi. Köpeğini sergileyemiyor adam. Köpeğinin ne olduğunu bilmiyor. Tanıtımlar yok. Hepsi aynı. Evet, videolar yok. Şimdi mesela adam giriyor internete. Bakıyor kangal nasıl? İşte birçok video var. Zaten hani dişiler serbest gezerdi. Mesela ben çocukluğum ama hatırlayabilecek yaşta. Kızgınlık döneminde onlarca köpek olurdu. Ama işlerinden en güçlüsü, hepsi kalitelisi, en kalitelisi, en cesaretlisi, en iyisi çiftleşirdi. Bu yüzden de üremeler düzenli olurdu. Aynı hani tıpkı biz de içeride bir doğal şey uyguluyoruz. Dişi mesela gidiyor, en güçlüyle çiftleşiyor veya en güçlü diğer erkeklerin elinden alıyor. Böyle olunca da ırk bozulması çok düşük yani. Yani sonuçta güzel üretimler oluyordu ve buradan adam ne yapar, adam kendine bir tane tutar veya iki tane tutar, koyunu vardır vesaire, kalan yavruları tutmaz kendine. Bu yüzden de bozulma aşaması olmuyordu, gelen giden de olmadığı için. Ama son yıllarda
Burada milat 90, 2000 veya 2000'li yılların başı. Muhtemelen evet. Hani yani. Gelen dışarıdan gelen insan oldu işte aldı götürdü orada başka köpeklerle çiftleştirildi tekrar yeni köpek elde etti. Sonra o köpeği aldı Sivas'a getirdi. Sivas'ta işte iyi kangalla takas etti. Veya işte buradaki insanlar da o köpeği görünce o bizim beslediğimiz köpek kangal köpeği değilmiş. İşte, diye elindeki avucundaki bütün köpekleri ona verdi. İşte yeter ki bunu bana ver dedi yani. Buradaki olay şuydu aslında. Evet. Burada kangal köpeği hani küçük bir köpek değil ama çok da iri cüsseli bir köpek değil. Tabii, yani ya kasalı bir köpek yani anatomi yapısı falan düzgün olan bir köpek. Kangal köpeği ayrı bir köpek yani. Ama o köpekler de kangal köpeğini içine alacak şeydiler yani. Çok iri cüsseli, kafalar sargı. Ama mantık yürüttüğün zaman mesela o köpekler kangalın görevini Yapamadı da zaten. Şimdi ya burada insanlar elindeki köpeğin kıymetini, değerini bilmiyor. Hani değil bakın mi? Arkadaşlar sosyal medyada veya birçok mecrada aslında çiftlik sahiplerini suçluyorlar. Ama bu işe neden olan sürü sahipleri. Nasıl? Ellerindeki sahip oldukları değerin ne olduğunu farkında bilmeyen değil. İnsan hepsi kaybetti. Kaybetmeyenler de var. Yani ya, kıymetini bilip de kaybetmeyenler buraya geliyor. Mesela bizde Anadolu çoban köpeği de var, kangal da var. Biliyorsun akbaş da var. Bir sürü sahibi, samimi de olduğum bir insan, yıllardan beri de sürüsü var, çobancılık da yapıyor. Adam mesela diyor ki hani bana bir tane koyuna gidecek köpek ver. Diyorum ki hani şu köpeği al götür. Ya bunu ne yapacağım? Şunlardan versene, bu irilerden versene, buna kurt dayanmaz. İşte bu kurt bunu görünce girecek delik arar vesaire. Ya diyorum ki hani o öyle değil. Bak, bu köpek senin işine yarar. Bu köpek kurdu da kovalar sürer. Senin yanından da ayrılmaz, kilometrelerce dağda da işte açsuzsuz da gezebilir. Ama diğer köpek bunu yapmaz deyince mesela yanlış anlıyorlar. Evet. Yani bu yüzden de elimizdeki kıymetli köpekleri de dışarıdan gelen insanlar bu şekilde kaybetti. İşte iriyi gördü, ne yaptı? Bu sefer kendi elindekini verdi, iriyi aldı. Niye? Sır yani bizim halkımız yani ihtişama, görkeme hepimiz de meraklıyız yani. Bu yüzden de genelde en büyük kaybı bu yüzden verdik biz kangal köpeklerinde. Zaten ben hani birçok müşterinle konuşmamda şahit olduğum şey şu, yavru istiyorum. Ne amaçla kullanacaksın? Yani evet. Şimdi mesela bekçilik amaçlı kullanılan köpeklerde mesela Anadolu çoban köpeği diye tabir ettiklerimiz de bekçilik yapıyor. Yani o bölgesini sahiplenmesiyle. Aslında zaten yine kangal kadar hareketli olamayabilir. Sadece biz hani bekçilik yapacağı için bir cüssesi, bir ihtişam olduğu için, caydırıcı olacağı için mesela o köpekleri tavsiye ediyoruz. Mesela zeka olayına gelince veya atletiklik olayına gelince yine yani kangalda sınıfta kalır yani kangalın karşısında. İlla ki bugün evet. Zekasına da şahit olduk kangalın bir yolculuğumuzda. Şimdi burada 2000'li yılların başı, 90'lı yılların sonu öyle diyeyim. Bir kangal merakı doğdu tüm Türkiye'de. O da videolardan işte izlenmelerden böyle işte kıymetli insanlar var bu işe emek veren onların tanıtım videolarıyla. TRT'nin belgeselleri falan. Evet onun gibi şeylerden dolayı insanlar artık bilinçlendi. Mesela giriyor köpek kangal köpeği yazıyor. Tarifini dinliyor adam muhabbetine bakıyor. Söylediği adamın anlattığı şeylerden mantık yürütüyor vesaire. Bu yüzden kangal köpeğini artık insanlar biliyor. Ama bu da yani 2020'de yeni oluşmuyor. Şimdi benim bahsettiğim tarih 98'dir. Mesela 98'de mesela ben kendi ailem için konuşuyorum. Kimsenin ailesini de karalamayayım. Sürüleri varmış, köpekleri varmış. Şimdi her köpeği bir de kangal ismi de zaten o zaman alınmıyordu. Yani köpekti yani. Ya, kangal diye demiyordu. Kangal zaten ne şurada 2-3 sene oldu tescillenene ya. Hani demek bize ait ama kangal köpeği herhangi bir tescillenme olayı, herhangi bir patente alınmış bir durum değildi yani. Yok mesela 2000'li yıllarda sen bu işe ilk başladığın zamanlarda safkan diye bir tabir yoktu. Çünkü biz kesinlikle her köpeği kangal olarak görüyoruz. Başka köpek görmemişiz, şimdi bilmiyoruz. Bazı arkadaşlar da diyor da hani diyor ki hani daha işte bundan 15 seneye kadar 20 seneye kadar işte kara kırçıllara kangal diye tanıtmışsın bilmem ne diye böyle yorumlar da alıyorum ben aslında. O dönemlerde en baba kangalcı da zaten onlara kangal diyordu. Ya işte her köpek yani herkes bunu söylüyordu. Bir benle olacak bir şey değil yani. Mesela bunu mesela 50 yıllık koyun gütmüş, arazide görev yaptırmış, yıllarca köpek beslemiş insan da söylüyordu. Tanıtım videoları çeken insanlar da söylüyordu o zamanlar. Şimdi dediğim gibi ya her şey gelişti artık. Geliştiği için de bizler neyin ne olduğunu öğrendik. Yani kendi adıma konuşayım. Diğer insanlar için konuşmayayım ben.
Hepimiz öyleydik yani. Ben %100, 20 yıl önce %100 kangalı anlatan insan yok yani. Anlatsa da hangi köpekte anlattığına bakarım ben o zamanki. Ve köpeği nasıl anlatıyor, ne kadar detaya girebiliyor, şu an için ben ona bakarım yani. Ama şu an peki sana şunu söyleyeyim. Bu kangal, safkan olay bir tehdit altında mı? Değil bence. Değil değil mi? Şu anda kangal köpeğe gerçekten güzel talep var kangal köpeğine. Saf kangal köpeğine. İnsanlar bilinçlendi. Eskiye tekrar döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü üretimler de oluyor. Artık insanlar bilinçli. Yani safkanı safkanla çiftleştiriyor. Mesela çoban köpeğini çoban köpeğiyle çiftleştiriyor. Bilinçli artık insanlar. Bir tehdit bundan 3-5 sene önceye kadar bir tehdit vardı ama şu anda tehditler yok yani. Kangal köpeği iyi yerlere gelecek inşallah. Biz arkadaşlar odada bilmiyorum görüyor musunuz? Arkadaşlar videonun sonuna eklemesini isteyeceğim ama birçok kupa madalya var. Bunlar hep kangal köpeğiyle alınmış o madalya. Tabii. Çok azdır yani. Burada çoban köpeğiyle alınmış kupa madalya azdır ama ekseriyet çoğu kangal köpeğiyle alınmış. Şimdi ben sana 2010 yıllarında sonlanan kangaldaki kangal köpeği yarışmasını soracağım. Evet. Mesela o zamanlarda düşündüğün zaman gerçek saf, orijinal saf kangallar mı seçiliyordu? Yoksa daha gösterişli, daha iri, işte nasıl söyleyeyim sana, köpek olarak daha iyi üst düzey köpekler. Şöyle, o zamanki yarışmada bence %100 saf kangal köpekleri seçilmiyordu. Değil mi? Neden seçilmiyordu? Aslında şöyle diyeyim, %100 mesela sonradan anladık yani neden seçilmediğini. Kangala çok yakın olan, demin bahsettiğim gibi %90, %80 gibi kangala çok yakın olan çoban köpekleri seçiliyordu o zaman. Niye? Çünkü tam yani, gösterişliler. Tam mesela böyle tam melez olan köpek değil de, tam orijinal de değil. Orijinale çok yakın olan köpekler seçiliyordu. İşte karşı taraftaki seçicilerden veya işte köpeklerin görkeminden veya yanıtmasından dolayı onlar seçiliyordu. Son zamanlarda daha ileri seçilmeye başladı. Daha böyle detaya girilmeye başladı. Mesela şimdi kangal ne çok iri ne çok, yani, ne de çok ufak bir köpek. Kangal nasıl, orantılı bir vücut yapısı tabii, var. Kangal bak fenotipi çok güzel olan bir köpek. El ayak basarları oldukça kalın, yere sağlam basacak bir yapıya sahiptir. Yani kangal çok büyük değil derken kangalın vücut yapısı zaten kemikli. Bu yüzden de kendini böyle heybetli gösterebilir yani kangal köpeği. Ufak tefek böyle zayıf cılız bir şey değil yani kangal köpeği. Anatomisi normal ince fiziklidir ama ayakları falan koca kocadır yani aslan ayağı gibi. Kemiklidir. Çok iyi. Atıyorum kuyruğu falan kalındır, kuyruk çıkışı falan kalındır. Ön düş böyle çok kasalıdır. Yani ufak derken de yani çok da ufak değildir. Değil kemikli mi? Bir köpek. Ben bir hani Anadolu çoban yani bir metrelik köpek de değildir. Ama mesela bir Anadolu kısa çoban köpekleri de yani öyle şunu söyleyeyim ben sana. Mesela gerçekten çok bozulmuş köpekler var Anadolu köpeklerinde. Anadolu çoban köpeklerinde. Hayvanda kafa var, gövde var, ayakları ince ince. Veya kafa var, kuyruk var, vücut var, kuyruk ipince. Ama kangal da hepsi olması gerektiği gibi. Bir de gösteriş, mesela bizim işte bu kara kırtır diye tabir ettiğimiz köpekler daha gösterişli oldukları için yani kendisilerinin olduklarından daha iri gösterebiliyorlar. Boz çoban köpekleri de kangal çoban köpekleri de safkanlardı. Hani buradaki sıkıntımız şu, kangal genelde araziye şartlanmış. Gösteriş şov köpeği değil. Yani biz bunu gittiğimiz yarışmaların çoğunda yaşadık. Nasıl tabii, yani köpek yedeğe alıp da yürünmeye alışmamış. İnsanlardan çekiniyor hayvan. Tasma ya. Vurulmamış tabii, ki köpeğe. Yani ipe alınmamış. Ya önceden de mesela adam kendine bir tane yavru tutarmış. Yavru annesiyle babasıyla büyür gidermiş. Adam boynuna ne zaman bir yaşına gelirse belki bir çengel işte tok dediğimiz falan ondan takarmış. Onun haricinde ne el vuran olurmuş ne işte köpeğe tasma takayım böyle insanlarla yılışık olsun dermiş. Ki zaten bu hayvanların geninde de vardı böyle insanlarla fazla diyalog olmaz yani bu köpekler. Ve çekimsel bir hayvandır, utanır. Ben bazen mesela orijinal kangal köpeklerinin resmini çekerken hayvan kafasını döndürüyor. Yani resim utanır gibi bir vaziyet gösteriyor. Kangal köpeğinin karakteri zaten saydığımız birçok köpekte yok. Zaten karakter olayı bitiriyor o işi. Şimdi bir üretici olarak sana saf kangal köpek üreteceğim. Evet.
Şimdi iki tane de veya elinde bir sürü köpek var zaten. 200'ün üzerinde damızlık köpeğin var, ben biliyorum. Hani safkan olarak da çok köpeğin var. Şimdi mesela safkan yavru üreteceksin. Bir işte müşterimiz için veya bir sürü sahibi, kendi sürün için diyelim. Safkan çoban köpeği üreteceksin. Şimdi erkekte ve dişide dikkat ettiğin özellikler neler? Eşleme yaparken. Yani nelere dikkat ederiz? Ben dişinin anatomi yapısına çok dikkat ederim. Dişinin anatomi yapısı iyi olacak. Çünkü erkekler dişiye göre biraz daha hantal ve kalın olduğu için dişinin damızlık vasfı da çok önemli. Buna dikkat ederim, anatomi yapısına. Erkek köpeklerde basarlara, mahpuzlara ve kuyruk post yapısına dikkat ederim. Dişi köpekte yine annelik aktarımı nasıl, o da benim için önemli. Çünkü bir dahaki nesile üretim yapması için aktarımı çok önemli. Bu tip şeylere dikkat ederim. İki safkan kal, zaten ikisi de birbirini tamamlaması lazım. Baktığın zaman erkekte eksiği, dişideki tamamlayıcıyı, bunları gözlemleyip bu şekilde çiftleştirme yaparım. Yani şimdi şöyle demek istediğim şey şu. Biz dedik yani fenotip diye. Evet. Şimdi iki köpeğin fenotipine bakıyorsun değil mi önce? Yani kangal olduğunu anlamak için önce bir sen zaten bunun hani bilgisi var. Evet. Dış görüntüyle bunların kangal olduğunu görüyorsun. Yani evet. İkisinin de safkan olduğunu. Sonra karakter mi giriyor devreye? Kangal karakter. Mesela işte... Ya zaten şunu söyleyeyim. Bu anlattığım vücut yapısı, ne bileyim işte post yapısı, kuyruk çıkışı bilmem ne, bunlar olduktan sonra zaten bu köpek safkan demektir. Hı hı. Safkan demekse zaten karakter özelliğinde tereddüt edilmez. Yani karakterini gösterir. Tabii karakteri de zaten peki, iyidir. Safkan, kangal fenotipinde olup da, görüntüsünde olup da karakter olarak, kangal karakteri göstermeyen köpekler hiç karşılaştı mı, oluyor mu? Tabii illaki oluyor. O da şundan ibaret oluyor. Karakter yapısını yine biz insanlar bozuyoruz. İşte hayvana vuruyorlar, darbe ediyorlar veya işte kurda gitmiştir, kurtta darbe almıştır. Hayvan hayatın bazı şeylerinden geçmiştir. Karakter yapısında doğal olarak bozulmuş olur yani. Anladım. Peki son olarak arkadaşlara safkan kangalın önemiyle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar safkangal köpeği inşallah çok güzel yerlere gelecek. Biz de elimizden geldiği kadar üretimini sağlayacağız. Safkangal köpekler her zaman emin ellerde olacak, her zaman gereken desteği alacaktır, gerektiği yere de gelecektir. Bundan hiçbir şekilde şüphemiz yok. Hepinize teşekkür ediyorum, hoşça kalın diyorum, görüşmek üzere.